Evet, adım adım Balkanları gezmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, burası önemli bir nokta. Balkanların manevi merkezi diyebileceğimiz Bosna Mostar yakınlarındaki Blagaj Tekkesi. Ve Blagaj Tekkesi, Sarı Saltuk Hazretlerinin türbesinin bulunduğu yer. Buna Nehri'nin de kaynağı. Buna Nehri'ni hatırladınız, İşkodra üzerinden Adriyatik'e dökülüyor. Evet, bu belgeselin mimarlarından çok değerli dostumuz burada. Koçikavak Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Yakuboğlu. Önemli bir yerdeyiz. Neler söylersiniz? Duygularınızı alalım. Evet, bizler için çok önemli bir yer. Türklüğün ilk, Türklerin ilk geldiği yerlerden bir tanesi. Sarı Saltuk makamlarından bir tanesi burada. Aynı zamanda Buna Nehri'nin kaynağı şu dağların altında. Biraz sonra Buna Nehri'nin tek noktadan kaynağını göreceğiz. Az önce rehberimizin de anlattığı gibi etrafı dağlarla çevrili. Yaz günleri çok sıcak olan, ancak Buna Nehri'ne elinizi soktuğunuz zaman yani çok fazla elinizi tutamayacağınız şekilde soğuk bir suyu olan Buna Nehri. Hemen yanında da Alperenler Tekkesi. Sarı Saltuk'un Balkanlardaki 7 tane makamından bir tanesi efendim. Burası. Galiba en önemlisi değil mi? En önemlilerinden. Hepsi çok önemli. Evet. Şimdi Baba Dağ'da var, Kosova'da. Efendim şöyle, Sarı Saltuk'un esas yaşadığı, uzunca yaşadığı yer Baba Dağları, Romanya'da. Ancak ermiş insanlar biliyorsunuz bunlar. Vefat etmeden önce Romanya kralından, tabii o zaman krallar da okumuş alimlere saygıları son derece sonsuz. Der ki işte ben filan gün benim cenazem olacak. Bana 7 tane taput istiyorum. Ama kral da tabi... Onun işte ki, belgesel görüntülerimiz var o noktada. İstersen o belgeseli izleyelim. Biz gidelim, bir ziyaret edelim. Ne dersiniz? Şeyini de söyleyeyim lütfen. Sadece onu söylemeden geçemeyeceğim. Hikayesini başlattık, bitirmeyeyim. Dolayısıyla kral kıramıyor. 7 tane sandukasını yaptırıyor. Ama merakına da yenik düşüyor. Cenazesi olduğu gün sandukları açtırıyor. Diyor ki yani bir kişi öldü, 7 tane niye istedi bu adam bizden? Bakıyor ki 7 tanesinde de Sarı Saltuk yatıyor. Ve Sarı Saltuk'un oradaki vasiyetlerinden bir tanesi. Diyor ki işte Bosna topraklarında filan yerdeki yere bir tanesi makamı oraya defnedilecek. Diğeri yine Arnavutluk'ta Kruya'ya, bir diğeri de Makedonya'daki yarın ziyaret edecek olduğumuz. Bugün Sveti Naum deseler de Sarı Saltuk'un yeri olduğunu bizler çok iyi biliyoruz tabii. Diğerlerini de saymayacağım. Bulgaristan kısmını, Baba Dağları, onları zaten biliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Blagaj Tekkesi'ndeyiz. Sarı Saltuk Hazretleri kimdir? Daha önce buralara gelmiştik. Belgesel görüntülerle sizleri Blagaj'a götürüyoruz. Sarı Saltuk Hazretleri'nin türbesini birlikte ziyaret ediyoruz. Buyurun. Burası kültür tarihimizin izlerinin bulunduğu yer. Blagaj Tekkesi'ndeyiz. Buna Nehri'nin kaynağındayız. Adriyatik'e dökülüyor Buna Nehri. Hun İmparatorluğu, Hun İmparatorları buraya gelmişler ve kalede konuşlanmışlardı geçmişte. Osmanlı'dan önce İslam medeniyetinin bu coğrafyaya geldiğini biliyoruz. Ama burası Osmanlı'nın kültür diyarlarının başında geliyor. Mostar yakınlarındaki Blagaj Tekkesi ve Sarı Saltuk Hazretleri'nin türbesi. Muhteşem. Nehrin, Buna Nehri'nin kaynağı. Türbeyi beraber ziyaret edelim şimdi. Buralar anlatılmaz yaşanır değerli izleyenlerimiz. Ecdadın, manevi mimarların nasıl konuşlandığı, nasıl buralara İslam medeniyetini getirdiği, gönülleri nasıl fethettiği daha iyi anlıyoruz. Belgesel görüntülerimiz var. Buna Nehri'nin kaynağındaki Sarı Saltuk Hazretleri'nin türbesi Blagaj Tekkesi'ndeyiz. Belgesel görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz.
onları soracağım. Bu tarihlerimiz, ben de söylemiyorum. Niye söylemiyorum? Nehirler vardır, tarihimizi anlatır. Nehirler vardır, kültür çizgimizdir. Nehirler vardır, bir medeniyetin manevi tapu senedidir. Tıpkı Buna Nehri'nin kaynağı Blagay Tekkesi eteğinde olduğu gibi. Evet, Adriyatik'e dökülüyor, sınır çizgimize dökülüyor İşkodra üzerinden. Buna Nehri buradan, bu dağın altından kaynıyor. Ama Buna Nehri'ne asil hayat veren ise hemen yanı başımızdaki Sarı Saltuk Hazretleri'nin tekkesi. Evet, değerli bir dostumuz yanımızda. Kültür Turları Organize eden Koçukavak Turizmin Yönetim Kurulu Başkanı. Sizin çok özel bir projeniz var. Halen de bunu uyguluyorsunuz. Bilgi verir misiniz? Tabii, uyguluyoruz. Koçukavak Turizm olarak yılda en az bir sefer olmak üzere, talep olursa tabii daha da fazlasını yaparız. Sarı Saltuk'un makamları diye bir tur programımız var. Bunu Bulgaristan'dan başlar. Bulgaristan'da da makamı vardır çünkü. Romanya Baba Dağları'ndan tutup tekrar işte Sırbistan üzerinden buralara geliyoruz. Buradan da Arnavutluk'taki makamını ziyaret ediyoruz. Ve oradan da Makedonya'da tekrar aynı bu şekilde suyun kaynağında olan Sarı Saltuk'un makamlarını ziyaret ediyoruz. Dikkatimizi çeken bu konuda şu oluyor. Sarı Saltuk'un makamların hemen hemen hepsinde böyle büyük bir suyun yanındadır. Yani şu tabii düşünmeden yapamıyoruz. O devirde 1800 tarihini yanlış söylemeyeyim, ifade etmeyeyim. Yani o devirde bir telefon yok, araç vasıta yok. Yani Sarı Saltuk'un bu makamları, bu suyun kaynaklarını bulabilmesi ve oralara defnedilmesinin tarif etmesi tabii bizleri şaşırtacak şekilde, bugün düşündürecek ölçüde önemli görüyoruz ve Sarı Saltuk'un izinde programımıza Türk halkını veya meraklıları davet ediyorsunuz. Biz de belgesel görüntülerde onları Sarı Saltuk Hazretlerinin Mostar yakınlarındaki Blagay Tekkesi'ne götürüyoruz. Belgesel görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz. Bizim burada bir milli görevimiz var. Her gelişimizde bu güzel suyun kaynağının, Buna'nın kaynağından abdest alıp kana kana su içiyoruz. Tıpkı 2003 yılında yaptığımız gibi. Yeniden görevimizi yapalım, abdestimizi burada alalım. Evet. Ve muhteşem bir nehir, Buna Nehri. Evet. Makaka, to da nie garezło. Nie, cześć.
Seyahat edin, sıhhat bulun diyor Allah Resulü. Biz de seyahat ediyoruz. Devralen farkıyla kültür ve medeniyet coğrafyamızı geziyoruz. Gezdikçe de dostlar tanıyoruz. Hatta devralen izleyicileriyle de ta buralarda, Evladı Fatihan diyarı, Bosna'da ve Poçidev'de tanıştık. Selamünaleyküm. Merhaba, sizleri tanıyalım. Siz bizi tanıdınız ama biz de... TV ekranlarından, TV5 ekranlarından, Devre Alem programlarından öyle çokça simanızı gördüğümüz biri olarak. Teşekkür burada gördüm, selam vermek istedim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Eyüp benim ismim, Eyüp Kaymaz, İstanbul'dan İHH personeliyim ben de. Orada İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği'nde biliyorum, biliyorum efendim. Sayın Genel Başkan'a çok selamlar, tanıyorum kendisini. Efendim, buralarla ilgili neler söylersin? İlk kez mi geldiniz, duygularınızı bir öğrenmek istiyorum. Buraya benim ikinci gelişim. İlk gelişimde çok etkilenmiştim. Bosna'nın geçmişinden, geçmiş savaş döneminden yaşadıklarını böyle insanlardan dinlemeye, şeylerden hani çok anlamasak da çat pat arkadaşlar aracılığıyla, rehberler aracılığıyla duymaya etmeye çalıştım. Tarihi çok etkiledi beni. Bosna'nın yaşadıkları yani... İnsanların yüz ifadelerinden anlıyorsunuz. Zaten çevresinde Bosna'nın birçok savaş kalıntıları hala var. Bilerek ve şey yaparak hani böyle evladı atılırsın. Ama Türkiye'den yani gelmiyoruz buralara fazla. Evet. Yani hakikaten yine en çok gelen bizleriz ama daha çok gelmek gerekiyor. 5 milyona yakın Boşnak var Türkiye'de. Öyle diyorlar rakamlar. Evet, bir çağrıda bulunun. Yani sadece Boşnaklar değil, bizim insanların. Evet. Yani gelip ülkelerine sahip çıkmaları, kendi kültürlerini dışarıya doğru tanıtmaları. Hani bakıyorum gençlere, Boşnak gençlere, kızlara, erkekler olsun. Böyle bir Avrupa'ya özenme. Hani Türklere bir sempatileri var. Türklere bir şeyleri, sıcakkanlıkları var ama kültür olarak daha çok Avrupa'yı edinmeye çalışıyorlar. Ama biraz da bizde suç gelmemiz lazım. Tabii, bakın tabii, geldiniz. Yenge Hanım'la beraber de gelmişsiniz. Sizi tebrik ediyorum. Örnek geldim. Olun. Çok eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben... Nasıl buldunuz buraları? Vallahi çok çok duygulandık. Çok hoşuna gidiyor insana tabii ki. Ailecek mi geldiniz? Ailecek geldim. Evet, kardeşim, çocukları, benim çocuğum böyleyim. Aman Allah'ım. Bakın işte seyahat eden insanlarımız da var. Değil mi? Şöyle alalım sizi. İstemediniz mi? Bir el sallayın o zaman. Poçitel selamı. Evet, burası Poçitel. Balkanlarda Osmanlı'nın en uç noktalarından birisi. Adriyatik sahillerini kontrol etmek için Nehir Vadisi'nde kurdukları bir kale. Türkiye burayı restore ederek gayet muhteşem yapmış. İşte şöyle bir gösterelim size manzaraları. Gerçekten çok güzel. Gezip görmek gerekiyor. Gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek biz bu coğrafyayı sizlere ekranlardan tanıtmaya, sevdirmeye devam ediyoruz. Sen de çek bakalım. Çektim abi. Üç tane ben de çektim. Çektin mi? Hadi kolay gelsin. Azıcık bilgi alalım biz o zaman. Burası. Poçitel, Saat Kulesi, cami, minare, tipi evler, taş örtülü evler, muhteşem. Hemen döndüğümüzde ise gözetleme kulesi, kale, evler, han ve ihtişamlı görüntüsüyle Poçitel'in muhteşem manzaraları. Ve burayı Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı restore etmişti ve muhteşem bir görünüm arz ediyor şu an. Her şey çok mükemmel. Tam biz şuraya geçelim. İkili olarak şöyle. Müthiş bir gezi. Balkanlar. 6 günde 7 ülke. Gerçekten zor bir destinasyon ama bunu siz Koşukovak olarak başarıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz yer neresi? Bulunduğumuz yer
gene bir Osmanlı köyü. Osmanlı'dan günümüze kendini koruyabilmiş. Gördüğünüz gibi tamamen Osmanlı kokan her tarafı bir Osmanlı köyü Poçiteli. Mostar'dan Dubrovnik'e giderken Dubrovnik yolunda yukarıya camisine çıktınız. Osmanlı sancağının halen caminin içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde, yani bu derece kendisini Osmanlı burayı zaten Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı restore etmişti. Ben buraya daha önce gelmiştim, evet. Ama çok muhteşem olmuş. Tamirat haldeydi. Bosna Savaşı buraları yıkıp yok etmişti. İşte Saat Kulesi, kale, cami, evler ve gözetleme kulesi. Müthiş bir manzara. Müthiş görün. Bir manzara. Meretva Nehri'nin hemen kıyısında, özellikle kaleden aşağı doğru bir baktığınız zaman zaten her şeyi Osmanlı'yı burada andırıyor. Bir görüntüler var o zaman. Birlikte bir izleyicilerimizi götürelim. Poçiteli'deyiz. Belgesel görüntülerle Devralen Park ile Poçiteli'de çektiğimiz görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Buyurun abi. Ceviz, badem, yapan mersin, incir. 1 euro 2 km. Nasılsınız? Haydi, buyurun. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr